Öncelikle teşekkür ediyorum sizlere bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için. Basın bizim için çok kıymetli çünkü bir siyaset yapıyoruz. Amacımız sözümüzü, sesimizi vatandaşa duyurmak, halka duyurmak, seçmene duyurmak. Bunun için sizlerin varlığı bizler için çok kıymetli. Öncelikle teşekkür ediyoruz bugün bizleri burada yalnız bırakmadığınız için. Bugün Esenyurt'tayız. Biz siyasetin sahada yapıldığını, seçmenin veli nimet olduğunu, bizi eğer iktidara taşırsa seçmenin taşıyacağını, iktidara taşımazsa da gene seçmenin taşıyacağının şuurunda olan bir partiyiz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı, halkımızı dinlemek, onların dertlerine derman olmak, çözüm üretebilmek için mümkün olduğu kadar sahada bol bol vatandaşlarımızı dinliyoruz. Çünkü bizim istikametimizi belirleyecek olan, bize yön verecek olan, önceliklerimizi belirleyecek olan halkın problemleridir. Halkın problemlerinin tespiti için de halkla birlikte, milletle birlikte olup onları dinlemeniz lazım. Biz bugün buraya ilçe başkanlığımıza gelene kadar hem belediyede belediye başkanımızla görüştük, onu dinledik. Akabinde esnafımızla bir araya geldik. Dolmuşçular Derneği ile, Dolmuşçular Esenyurt Derneği ile birlikteydik. Onların özellikle tahsis konusundaki beklentilerini, taleplerini dinledik. Ve programımızı da her zaman olduğu gibi, her ilçede yaptığımız gibi bugün Esenyurt'ta kıymetli, çok kıymetli teşkilat mensuplarımızla birlikte tamamlayacağız. Şimdi tabii öncelikle yani salona şöyle baktığınız zaman tamamı kadın. Bu çok kıymetli. Ve mahalle başkanlarımız, mahalle görevlilerimiz bizler için çok çok kıymetli. Bizim politikalarımızı, çözüm önerilerimizi, duruşumuzu vatandaşa anlatacak, vatandaşa dokunacak kişiler mahalle başkanlarımız. Birazdan onların almış olduğu eğitim ve eğitimden öte birer sertifika, katılım sertifikalarını kendilerine takdim edeceğiz. Şöyle bir özelliğimiz var bizim. İki şeyin farkındayız. Bir, insanların aklına, iki, insanların yüreğine. Eğer hitap edemezseniz, dokunamazsanız muvaffak olmanız mümkün değil. Bu siyasette de böyle, bu iş hayatında da böyle, bu aile hayatında da böyle. Sadece kuru mantık, kuru akılla işin yürek kısmını ihmal ederek insanları ikna edemezsiniz. Ama sadece insanların duygularına hitap ederek, aklı, ilmi, bilimi bir tarafta bırakarak da muvaffak olmanız mümkün değil. Biz buna çok önem veren bir partiyiz. Şimdi birazdan mahalle başkanlarımızla da sohbet edeceğiz. Ama onların bu anlayışta olduğunun biz çok iyi farkındayız. Esenyurt ilçe olarak bizler için çok önemli. İstanbul'un en kalabalık nüfusuna sahip ilçelerinden biri. Fakat harika bir teşkilatımız var. Hakan Başkanımızın önderliğinde. Aynı zamanda belediye meclisiyemiz Enver Başkanımız bizle beraber. Diğer belediye meclisiyemiz bugün şehir dışında. Elimizden geldiğince koşturuyoruz. Ben Esenyurt'un emin ellerde olduğuna eminim. Ve sizler sayesinde biz Esenyurt'ta inşallah iyi parti olarak başarılı olacağız. Önceliğimiz memleketin tabii iyiliği. O uğurda da mücadele etmeye, çaba göstermeye devam edeceğiz. Son bir mesaj. Ne kadar tehdit edilsek de, ne kadar hakarete uğrasak da bize bu şekilde yaklaşan, bizimle bu şekilde siyaset yapmak isteyenlerin oyununa asla düşmeyeceğiz. Biz mücadelemizi hukuki platformda, demokratik bir şekilde, bize en ağır hakaretler, en ağır iftiralar ve artık tehditlere varan yaklaşımlara da hiçbir zaman hem pabuç bırakmayacağız hem de asla asla o dili de kullanmayacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım, kısa bir ülke gündemini değerlendirir misiniz? Valla ülke gündemi tabii çok gereksiz konularla meşgul ediliyor. Biliyorsunuz son 20-25 gündür çok ciddi iddialar var ve bu iddialar da belli bir suç örgütünün lideri tarafından yapılıyor. Yani şimdi biz bunun üzerinden siyaset yapmayız. Bunun üzerinden siyaset yapmaktan da hicap duyarız. Ve bu ithamların önüne ya da arkasına geçerek herhangi bir kişiyi, kurumu da eleştirmek, hırpalamak
bizim siyaset anlayışımızla ters. Ama şunu bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz. Bir iddia varsa ki çok ciddi iddialar var. Bunların Türkiye'deki bağımsız yargı tarafından anlaşılması, soruşturulması, sorgulanması lazım. Biz bu çağrıyı yapmaya devam edeceğiz. Ve soruşturmanın sağlıklı yürümesi için de soruşturulan kişilerin kendilerini soruşturacak birimler üzerinde eğer bir iradeleri, bir erkleri varsa soruşturmanın sağlığı için de tabii ki istifa etmeleri işin en doğrusudur. Bunu da bu şekilde daha önce vurguladık. Siyasette kullanılan üslup dil bizim ısrarla uzakta durmaya çalıştığımız bir dil. Ben bugün, dün partililerimizle bir araya geldiğimde hep şunu söylüyorum. Bu tuzağa düşmeyin. Provokasyona gelmeyin. Sabırlı olun. Hukuk ve demokrasi çerçevesinde mücadelenize devam edin. Çünkü bizim şu anda umut olduğumuzu görenler, ümit olduğumuzu görenler, İyi Parti'nin yükselmekte olduğunun farkında olanlar bizi hatırlayın. Önce iftiralar attılar. Önce çok ciddi ithamlarda bulundular ve bunları tutturamadılar. Daha sonra çamur attılar. Bunları da tutturamadılar. Şimdi bir provokasyonla kullandıkları dille bizi öfkelendirip, sinirlendirip bir tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Biz siyaseti sokakta değil, biz siyaseti sokak kavgalarıyla değil, siyaseti vatandaşımızın gönlüne, aklına hitap ederek yapmak istiyoruz. Ben buradan da bütün teşkilat mensuplarına sesleniyorum. Bu tehditler, bu provokasyonlar hangi makamdan, nereden gelirse gelsin, kesinlikle itibar etmeyin, kesinlikle sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. Sabır, Allah sabredenlerle beraberdir. Bir sabrede de bugün hangi noktaya geldiysek inşallah çok kısa bir süre içerisinde çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bundan eminiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.